konu ekonomi ABD Çin Ticaret Savaşı ABD ile Çin Ticaret Savaşı'nın temeli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart'ta ilan ettiği kararla birlikte çelik ithalatında %25, alüminyum ithalatında %10 gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla atıldı. Washington'ın 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne %25 ek gümrük vergisi uygulama kararıyla seviye atlayan ticaret savaşının en önemli konu başlıklarından biri ise inovasyon. Zira Amerika Birleşik Devletleri inovasyon alanında üstünlüğünü kaybetmeye başlaması sebebiyle ciddi kaygılar taşırken, Çin kendi gelişim seyrine karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin ek vergi listelerinin havacılık, telekomünikasyon ve yapay zeka gibi kulvarlarda uyguladığının altını çiziyor. Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'da, Çin bir ticaret savaşına dahil edilmek istemiyor. Ancak Trump hükümeti Çin'in yüksek teknolojili gelişimini frenlemek ve yüksek teknoloji endüstrisini marjinalize etmek istiyorsa, mesele başka bir hal alacaktır, diye yazdı. Zaten Çin'de 34 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri ürününe %25 gümrük vergisi getirerek Amerika Birleşik Devletleri'ye misilleme yapmakta gecikmedi. Çin ayrıca DTO'yu da bilgilendirerek, serbest ticaret konusunda diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğini de bildirdi. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ise ekonomiyi girilen ticaret savaşına hazırlamak için daha fazla yabancı ticaretine izin vereceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan bu ticaret savaşının kazananının kim olacağı şimdilik belirsiz olsa da, bu savaşın ekonomiyi küresel çapta etkilemesi çok olası. Çünkü karşılıklı vergi konulan ürünler çoğunlukla dünya tedarik zincirleriyle bağlantılı. Bu da, dünya çapında pek çok ürün fiyatının aniden fırlayabileceği anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük düzenlemelerini yalnızca Çin'e değil, AB ve Rusya'ya karşı da bir pazarlık unsuru olarak tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, sürecin Amerika Birleşik Devletleri'yi ekonomik ve siyasi olarak yalnızlaştırması ihtimal dışı sayılamaz. Halbuki Amerikan Ticaret Odası'na göre ATÖ üyelerinin %74'ü hala Çin'deki yatırımlarını halen büyütmeyi planlıyor. 7-26 Temmuz 2018 Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladısın güncelleme 16-12-8-08-201-1816/12-8 Ağustos 2018 ticaret savaşında yeni hamle Çin'den Amerika Birleşik Devletleri petrol ve otomobillerine %25 gümrük vergisi Çin 16 milyar değerinde Amerika Birleşik Devletleri ürününe %25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme, 4-23-8-08-201-1804/23-8 Ağustos 2018 Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e yönelik tarifelerinin ikinci bölümüne 23 Ağustos'ta başlayacak ABD yönetimi, 50 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yönelik gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci bölümünün 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme, 17-01-3-08-201-1817-01-3 Ağustos 2018 Rus uzman, Amerika Birleşik Devletleri, diğer ekonomileri yoğun baskı altına almaya çalışıyoruz. Ekonomi uzmanı Officer Obelski, Amerika Birleşik Devletleri li senatörlerin sunduğu Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili, Amerika Birleşik Devletleri, diğer ekonomilere yoğun baskı uygulama politikası izliyor, yorumunu yaptı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme, 15-23-08-201-1815/23 Ağustos 2018 Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi açıklaması Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergisi Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari tehditlerine, yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi
vergisi uygulamaya hazır olduklarını açıkladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 15.08.201.1815-03 Ağustos 2018. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan petrol alımını durdurma talebini reddetti. ABD'nin İran yaptırımları kapsamında İran'dan petrol alımını durdurma talebinde bulunduğu Çin, söz konusu talebi reddetti. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 8.44.2.08/44.2.18 Ağustos 2018. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ürünlerine yönelik yeni tarifede vergi oranını %25'e çıkardı. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Başkan Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilecek %10'luk tarife oranının %25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıkladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 23.53.108/23.01.53.1.Ağustos 2018. Los Angeles Belediye Başkanı, Çin'e karşı yürütülecek aptalca bir ticaret savaşının yol açacağı sonuçları anlattı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Los Angeles'ın gelişimine büyük darbe indireceğini belirten Belediye Başkanı Eric Garcetti, bu savaşın şehirdeki istihdamı ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini kaydetti. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 13.13.1.08/23.01.13.1.Ağustos 2018. Ticaret Savaşı'nda yeni hamle, Trump'tan %25'lik yeni vergi hazırlığı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarındaki üründen %25 gümrük vergisi almaya hazırlanıyor. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 19.04.25.07.21.08/09.04.25 Temmuz 2018. Fitch ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine olumlu yansıması olabilir. Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerinde olumlu etkisinin görülebileceğini açıkladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 15.33.20.07/23.01.15/33.20.Temmuz 2018. Trump'tan 505 milyar dolarlık tüm Çin ithal mallarına gümrük vergisi tehdidi. IBAT Başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kendi başlattığı ticaret savaşlarını daha da tırmandırmakla tehdit etti. Çin'den ithal edilen 505 milyar dolarlık tüm mallara gümrük vergisi koymaya hazırım. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 19.18.16.07/23.01.18/19.18.16.Temmuz 2018. Amerika Birleşik Devletleri, ek vergilere karşı tedbirler getiren ülkeleri DTO'ya şikayet etti. ABD, ithal çelik alüminyum ayıp gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak vergiler getiren Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 8.47.11.07/23.01.08/47.11.Temmuz 2018. Amerika Birleşik Devletleri, ek vergi getirilecek 200 milyar dolarlık Çin ürününü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerine misilleme yapması nedeniyle %10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri'yi zorbalıkla suçlayan Çin ise karşılık vereceğini duyurdu. ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın güncelleme 8.21.11.07/23.01.08/21.11.Temmuz 2018. Ünlü yatırımcı Mobius, Türkiye, ticaret savaşından fayda sağlayabilir. Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital kurucusu Mark Mobius, yerel paralardaki düşüşün etkisiyle Türkiye ve Brezilya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında başlayan ticaret savaşından faydalanabileceğini söyledi.
ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 18.07/201-1818-09 Temmuz 2018. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret savaşına hazırlanıyor. Japon Kyodo Haber Ajansı, Çin Komünist Partisi, CKP, Merkezi Askeri Komisyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret savaşında izleyeceği stratejinin yer aldığı iç belgeyi yayınladı. Belgenin yazarları, Çin'in giderek zayıflayan Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasını geride bırakabileceğini ve gerekirse çatışmayı sona erdirip savaşı kazanabileceğini vurguladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 17.01.1907-201-1817-019 Temmuz 2018. Çin basını ticaret savaşı yüzünden Trump hakkında eleştirileri yumuşatma talimatı aldı. İddiası Pekin ile Washington arasındaki ticaret savaşının, fitilinin geçen hafta ateşlenmesinden sonra Çin basınının hükümetten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında saldırgan bir dil kullanmama ve Amerika Birleşik Devletleri liderine yönelik eleştirileri yumuşatma talimatı aldığı ileri sürüldü. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 17.46.07/201-1817/46 Temmuz 2018. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı. ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne %25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 13.14.06/201-1813/14.06 Temmuz 2018. Çin'den, tarihteki en büyük ticaret savaşını başlatan Amerika Birleşik Devletleri'ye göze göz dişe diş ABD Başkanı Donald Trump'ın 34 milyar dolarlık ithal Çin malına %25 vergi getirmesine aynen karşılık veren Pekin, derhal 34 milyar dolarlık ithal Amerikan malına %25 vergi uygulamaya başladı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 14.07/201-1814/07-5 Temmuz 2018. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor. ABD yönetimi yarın Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ticari mala ek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Çin dışişlerinden, kimse bir ticaret savaşı istemiyor açıklaması yaparken Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor ifadesini kullandı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 11.08/507-201-1811-08/5 Temmuz 2018. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. Amerika Birleşik Devletleri, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor. ABD yönetimi yarın Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ticari mala ek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Çin dışişlerinden, kimse bir ticaret savaşı istemiyor açıklaması yaparken Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor ifadesini kullandı. ABD-Çin Ticaret Savaşı'sın güncelleme 12.07/407-201-1812-07-4 Temmuz 2018. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı gümrük vergisi uygulaması başlıyor. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisinin Çin saatiyle Cuma gecesi yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD-Çin Ticaret Savaşı daha fazlası.